Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin Seyyidina ve Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin Rabbi Allah'a hamd Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya Al ve ashabına salatu selam olsun Değerli kardeşlerim Bugün Sahih-i Buhari dersimizde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının hassasiyeti, duyarlılığı ile ilgili birkaç hadis-i şerifi arz edeceğim. Kitabul Edeb bölümü hadis-i şerifleriyle İmam Bukhari, İslami hayatı hadis-i şerifler ışığında bize takdim ediyor. Hadis-i şerifler sünnet-i seniyyenin yazılı belgeleridir. Muazzam bir hayat, seçkin bir hayat, seçkin bir toplum ve bize sunulan ölçüler, bize sunulan metotlar, bize sunulan çözüm yolları. Bu bu tekbir ve tesbih indet ta'ajjü Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herhangi bir konuya işaret ettiği zaman şaşkınlık ifade eden durumlarda Sübhanallah ifadesini kullanırdı. Dikkat çekmek için, hayretini bildirmek için, önemine işaret etmek için söze Sübhanallah diye başlardı. Sübhanallah seni tenzih ederim ya Rabbi. Noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kemal sıfatlarıyla muttasif olduğunu ifade ederim ya Rabbi. Seni tenzih ederim anlamında. Kalem müellif el-İmamu'l-Buhari rahimehullah ve rahimena ma'ah haddesne Abu'l-Yaman. Kal akbarana Şuayb an zuhri Kal haddesetni Hind bintü'l-Haris. <laughs> enne umme selamete radıyallahu anha kalet. Sevgili peygamberimizin eşi, müminlerin annesi Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Steykadan Nebi Yusuf sallallahu aleyhi ve sellem bir gece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykudan uyandı fekal subhanallah. Yani nedir? Hayret. Hayret verici bir şey. Rabbim seni tenzih ederim. Mâzâ unzile minel hazzâin. Bu gece ne hazineler indirildi. Ve mâzâ unzile minel fiten. Çeşit çeşit fitneler indirildi. Men yuqidu savâhibel hucer. Şu odalarda bulunan hanımları kim uyandıracak? Yuridu bihi ezvajehu Eşlerini ifade ediyordu. Hatta yusallîne. Bunları namaza kim kaldıracak? Rubbe kâsiyetin fid dünya âriyetün fil âhire. Bu dünyada giyinik nice kimseler vardır ki ahirette elbisesiz kalacaklardır. Bu dünyada zengin nice kimseler vardır ki ahirette fakir olacaklardır. Bu dünyada imkan sahibi olan, bu dünyada bir takım özellikleri olan nice kişiler, kıyamet gününde bu özelliklerinden mahrum kalacaklardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz maddi zenginliklerin artacağını, buna mukabil bir takım fitnelerin, acı imtihanların çoğalacağını ifade buyuruyor ve eşlerini sabah namazına davet ediyor. Ahirete yönelik çalışmalara önem vermemiz gerektiğini, Zira bu dünyadaki imkanların ahirette aynı şekilde devam etmeyeceğini, bu dünyayı iyi değerlendiremeyen kimselerin ahirette bundan mahrum kalacaklarını ifade ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin burada hassasiyetini görüyoruz. Eşlerini uyarıyor, manevi açıdan kendini değerlendirmelerini, manevi açıdan ahirete yatırım yapma, ahiret sermayesine önem verme noktasında duyarlılık aşılıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Hocam fitne kavramından bahsettiniz. Bu kavramı biraz daha açabilir misiniz? Fitne çok farklı ayet-i kerimelerde, çok farklı hadis-i şeriflerde kullanılan bir kavram. Bu kavram değişik anlamlara geliyor. Hepsinin ortak noktası, Nedir derseniz çetin sınav, zorlu sınav, zor imtihan demektir. İnneme emvâlukum ve fitne. Mallarınız, çocuklarınız sizin için fitnedir yani imtihan vesilesidir, sınav konusudur. Dünya hayatı baştan sona imtihanlarla dolu. Ama bazıları çok acı. Beklenmedik olaylar, çarpık bir takım düşünceler ve gerçekten üzücü, korkutucu, incitici bir takım gelişmeler. Aile içinde, toplum içerisinde gruplar, milletler, devletler, cemaatler arasında fitne meydana gelir. Fitne arzu etmediğimiz sonuçlardır. Ya Rabbi fitneye bulaşmadan benim canımı al diyen Peygamberimiz fitnenin insanı ne hale getireceğini anlatıyor. Karanlık geceler gibi fitneler olacak. Sabah mümin kalkan akşam kafir olarak yatacak akşam mümin olarak akşamlayan sabaha kafir olarak varacak. Hadis-i şerifin son cümlesi yebi o dine bi dünya dinini basit dünya çıkarları karşılığında satacak. Dinin temel esaslarından dünya çıkarları para, kadın, makam ve benzeri Dünya çıkarları sebebiyle ana meseleleri, temel inanç konularını terk edecek. Şahsiyetinden, kişiliğinden, kişi fitne zamanında ödün verecek. Fitnede insanlar denenir, sınanır, imtihan edilir. Dolayısıyla fitne zamanında dil yarası kılıç yarasından daha tehlikelidir buyurulmuş. Fitne zamanında ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız yatın. Fitne zamanında dilinizi koruyun. Yani diyelim mesela aile içindesiniz. Abiniz ve hanımı, abiniz ve yengeniz. Gayet güzel hayat devam ederken birden huzursuzluk, geçimsizlik başladı. Bakıyorsunuz şaşkınlık içerisinde kalıyorsunuz. İşte burada fitnenin tarifi gündeme gir. El fitnetu hiyelleti tec'alül halime hayran. Fitneyi böyle tarif etmiştir. En seviyeli, en bilgili, en dengeli kişileri şaşkınlığa çeviren olaylar fitnedir. Bir türlü karar veremiyorsanız, gerçekten bocalıyorsanız, çetin bir sınav içerisindesiniz demek ailede bu çeşit fitneler meydana geldiğinde aile huzuru bozulur. Şeytan fitnecidir. Fitneye teşvik eder. Bazı insanlar fitneden nemalanır. Huzursuzluk, geçimsizlik, dargınlık onlar için bir adeta kazanç kaynağıdır. Dolayısıyla biz huzuru Gönül huzurunu, birlik, beraberliği korumak için gayret edeceğiz. Fitne zamanında ifademize, tavrımıza dikkat edeceğiz. Solukun, barışın, sükunetin, huzurun temini için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Birleştirici, yapıcı, ara bulucu olmaya gayret edeceğiz bölücülük, yıkıcılık, fesatçılık, ifsatçılık fitnedir. Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lanet eylesin denilmiştir. Her an fitneye sebep olacak bir takım düşünceler vardır. Ama siz İslam ahlakını yaşarsanız, Kur'an'i ve nebevi ölçülere dikkat ederseniz, olayları büyütmezseniz, sürtmezseniz, olduğu gibi görürseniz fitneye karşı elbette başarılı olursunuz. Fitne nedir? Grip mikrobu gibidir. Yani Kasım, Aralık aylarında grip nüksetmeye başlar. Peki çare nedir? Gıdanıza, uykunuza dikkat etmek, gerekli aşıları yaptırmak ve sağlık kurallarını uygulamaktır. Yani herkes gribe karşı elbette önlemini alacak. Bu sebeple bu çeşit ailevi ve içtimai griplere karşı önleminizi aldığınızda Allah'ın izniyle ya hafif atlatırsınız yahut tamamen korunmuş olursunuz. Tedbir almak, aşılı olmak, önlem almak, fitnelere karşı manevi rehberlik, manevi irşat, manevi eğitim kurallarına uygulamak elbette bizim için en iyisi olacaktır. Fitne zamanında el uzatanlar, fitne zamanında kucaklanan, kucaklaşanlar, fitne zamanında birliği, beraberliği temin için gayret edenler gerçekten manevi açıdan kazançlı olacaklardır. Bir sonraki hadise geçiyoruz. Gazabını Ebi Sevr an ibn Abbas an Umar قال كل كلين صلى الله عليه وسلم قال لا قلت الله Burada peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz ile hanımları arasında meydana gelen bir ayrılık söz konusuydu. İşte Hazreti Ömer geldi dedi ki ya Resulullah sen eşlerini boşadın mı? Hayır deyince bundan memnun oldu. Allahu ekber dedim. Haddesana Ebu Yaman, kal akhbarana Şuayb an Zuhri tahvil ve haddesana İsmail, kal haddesani ahi an Süleyman, <laughs> an Muhammed ibn Abi Atik, an ibn Şihab, an Ali ibn Hüseyin, enne Safiyyete bin Tehuyey, zavcan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akhbarana. Sevgili Peygamberimiz hanımı, Hazreti Safiye anlatıyor. Safiye ismi ülkemizde çok yaygın isimlerden biri. Evet. Enneha ca'at Rasulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye geldi. İtikafta olan Ramazan'ın son 10 gününde Mescid-i Nebevi'de maneviyat kampı dediğimiz itikafa çekilen sevgili peygamberi ziyaret etmeye geldi. Ve huve mu'tekifun fil mescidi fil aşril gavabiri min Ramazan. Ramazan ayının son 10 günü içerisinde mescitte sevgili peygamberimiz itikafta bulunuyordu. Fetehaddeset indehu sa'aten minel eşya. Bir yatsı namazı sonrası bir müddet sevgili peygamberimizle konuştu. İtikafta konuşmak serbest. İtikafta mescitte kalacaksınız. Yemek yemek için bile mescit dışına çıkmayacaksınız uyumak caiz. Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, tevbe, gözyaşı, ibadetle, namazla geceyi, gündüzü değerlendireceksiniz. Ee, eğer Mekke'deyseniz Kabe-i Muazzama'yı tavaf edebilirsiniz. Konuşma serbest ama mümkün olduğu kadar az konuşmak gerekiyor. İlim meclislerinde bulunmak serbest. Yani tamamen ibadete odaklı 10 gün. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her Ramazan'da Medine-i Münevvere'de mescitte itikaf ederdi. İtikafta bulunurdu, itikafa girerdi. Hayatının son Ramazan'ında 10 gün değil, 20 gün itikafta bulundu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İtikaf günlük hayattan, günlük meşgallerden uzaklaşmak demek. Telefondan, televizyondan, haberlerden, Çevreden, her şeyden uzak sadece Cenab-ı Hak'la beraber kalma demektir. Kalbimizin kas katı olduğunu itikafta görüyoruz. İtikafın son günlerinde gözler yaşta doluyor, dualar daha bir anlamlı oluyor. Bayrama yaklaştıkça gerçekten insanın manevi noktadaki gıdası çok daha farklı oluyor. Mekke-i Mükerreme'deyiz. İtikafta ikinci katta Yemen'den, Körfez ülkelerinden, Mekke, Medine'den gençlerin nasıl böyle yaşlı gözlerle dua ettiğini görüyorsunuz. Hiç siz secdede yarım saat, önce sessiz sonra böyle ağlayarak Allah'ım mağfirli diyen gençleri gördünüz mü? Onlarca değil, yüzlerce genç itikafta. Ülkemizde de son yıllarda camilerde itikafa duran gençlerimiz var. Ama itikaf sohbete sebep olmamalı. İlmi meclisler olabilir. Ama kişinin aynayı kendisinden tutarak hatalarını, kusurlarını görmesi, tövbe istiğfarda bulunması, muhasebe yapması için çok güzel bir vesile. Hanımların mescitte itikafı caiz. Mescidin özel bir bölümünde bir çadır kurarak itikaf yapıyordu Peygamberimizin bazı hanımları. Ama evli olan hanımların evlerinde itikaf yapmalarıdır. Erkeklerin ise mescitte itikaf yapmaları ve özellikle Mekke Medine'de Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de itikaf yapmaları evet uygun görülmektedir. Tüm mekametten kalibi sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşen Safiye validemiz sonra ayrıldı eve gitmek üzere. Fekame ma'a'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yaklibuha onu geçirmek üzere peygamberimiz kalktı. Hatta izâ belagat bâbel mescidillezî inde mesken Ümmü Seleme zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin evinin kaldığı yerin bulunduğu mescidin kapısına gelince merra bihima raculâni minel ensâr. Ensardan iki genç oradan geçiyordu. Fesellem ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem sümme nefeda Peygamberimize bu gençler selam verdiler. Sonra gidiyorlardı ki fakale lekuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz gençlere şöyle dedi. Ala rislikuma ağır olun, durun dedi. ma hiye safiyyetü bintü Şu yanındaki hanım safiyedir dedi. Peki bunu niye söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Gece itikafta peygamberimiz mescidin kapısında bir hanımla gayet serbest, rahat konuşuyor. Mescitten çıkmış evle mescit arasında bir başka rivayette abdest tazelemek için çıktığını görüyoruz. Beraberce uzağa giderken gençlere durun diyor. Peki gençler ne dediler? Kala subhanallah ya Resul. Subhanallah demek yani son derece hayret ediyoruz. Allah'ı tesbih ediyoruz ifadesinin hayret hayret bir şey diyorlar ya biz. Onun gibi ama dua makamında. Ve kebur aleyhi söyledikleri onlara çok ağır geldi. Bizim benim hanımımdır demek. Yani benden şüphe etmeyin. Yabancı bir kadın değil demek. Ya Resulallah bir başka rivayette biz senin hakkında ithamda mı bulunacağız? Böyle bir şey mümkün mü? sevgili peygamberimiz böyle bir şey düşünmek mümkün mü? Yani ya dün akşam peygamberimiz orada mescidin yanından geçiyorduk. Peygamberimiz bir kadınla beraberdi diye nakletmemeleri için Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle diyor. Kal inne şeytane yecri min ibni ademe meblegaddem. İnsanın vücudunda Damarlarında kan nasıl dolaşırsa şeytan da Adem oğluna öyle vesvese verir. Ve inni khashitu en yakzifa fi Ben şeytanın sizin kalplerinize vesvese vermesinden korkuyorum. Gençlere böyle hitap etmişti sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet tereddüt, kuşku ve vesveseye sebep olacak şeylerden uzak bulunmak gerekir. Böyle bir durum varsa bir açıklama yapmanız gerekir. Ev sahibi Allah göstermesin meyhaneci. Kirayı ödüyorsunuz. Bir türlü ulaşamıyorsunuz. Doğru meyhaneye gittiniz. Öbür arkadaşınız da sizi takip ediyor. İnan meyhaneye girdi diye. Sonra Yarım saat içeride kaldı ve çıktı. Gözlerimle gördüm. Da şimdi kayıt altına bile alırsınız. Doğru mu söyle? Doğru. Peki ne yapmanız lazım? Bir açıklama getirmeniz lazım. Bir, iki böyle bir yere girmemeniz lazım. Arkadaşınızı, bir Müslüman kardeşinizi evet, hakkınızda kötü düşünmeye sebep olacak bir davranışı yapmamanız lazım. Fitneye, fesada sebep olacak bir davranıştan önce kaçınmalıyız. Ama yanlış anlaşılabilecek bir konumdaysanız açıklama yapmanız lazım. Fatih Camii'ndeyiz. Bir gün bir kadın geldi. Hocam İmam Odası'nın dışına çıktı. Son derece böyle gülümseyerek tatlı bir dille o hanımla bir şeyler söyledi. Hanımla konuştum. Ona bir şeyler söyledim. Şimdi İnsan hocası hakkında bir tereddüde düşmez. Ama bu hadis-i şerifi uyguladı. Gel diyor. Ya insanın bacısıyla konuşmak bir başka oluyor dedi. Yoldan gelmiş. Fatih Camii'ne benim gelmiş derslerim olduğunu biliyor. Ona selam vermek istemiş. Böylece peki söylemesen ne olur? Biz bir tereddüde kuşkuya mı varırız? Hayır. Ama böyle söylemesin. sünnet-i seniye uygun. Yani yanlış anlaşılabilecek bir davranışa sebep olmamak gerekir. Gıybet etmemek bizim görevimiz. Dedikodu yapmamak. Ama bir görevimiz var. Dedikodu meclisinde bulunmamak. O meclisten etkilenebilirsiniz. Veya bir başkası sizi o mecliste gördüğünüzde sizi hakkınızda başka bir düşünceye varabilir. اِتَّقُوا مَوَاقَ اَتْتُهَمْ Suçlanma yerlerinden sakının şeklinde bir ifade var. Güzel bir söz. Kelamı kibardan olmalı. Hadis diye rivayet edildiği de var ama biz kelamı kibar diyelim. Evet. Suçlanma yerlerinden uzak olun. Yanlış anlaşıldım diyen kimse bu konudaki payını da düşünmeli niye yanlış anlaşılmaya sebep oldunuz? Bir açıklama yapmalıydınız. Bu açıklama e, yapmazsanız elbette yanlış bir takım düşüncelere sebep olur. Özellikle irşat erbabı, özellikle din görevlileri bu nokta daha dikkatli olmalı. 6220 nolu hadisimiz. Haddesene Adem. Kal haddesene şube. An katade. Kale semi'tu Ukbat ibn Suhban el Ezdi yahaddisu an Abdullah ibn Muqaffal el Muzani. Kal Abdullah bin Muqaffal anlatıyor, nadir radiyallahu <Nedizlik> an. Nehenneviyü sallallahu aleyhi ve sellem ani'l Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz, yoldan gelip geçenlere mizah şaka eğlence olsun diye böyle küçük küçük taşların atılmasını hoş karşılamadı. Bunu nehyetti, yasakladı. Fakat innehu la yaktulus sayt. Küçük taşlarla av avlanmaz. Ve la yenkeul Düşman da cezalandırılmaz. Ve innehu yefkaul ayne ve yeksiru Gözü çıkarabilir, dişi kırabilir. Mantar tabancası gibi. Yakından olduğu zaman gözede de rahatsızlık verebilir. Düşmanı öldürmez, av avlamaz, ama zarar verebilir. Abdullah İbni Mugaffer bir gün yeğenini gördü. Böyle küçük bir çakıl taşı almış. Pencereden atıyor, kaçıyordu. 13-15 yaşlarında. Böyle geçenlere bu şekilde. Dedi yeğenim, Allah Resulü bunu yasakladı. Veya bir başka ifadeyle Allah Resulü bunu mekruh gördü. Bir başka gün baktı yeğeni yine böyle bu şekilde. Şaka, oyun vesaire ben sana Allah Resulü bunu mekruh gördü dediğim halde devam ediyorsun. Vallahi la ükellimu kebeda. Ebediyen seninle konuşmayacağım dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir emri, bir tavsiyesi bir kimseye nakledildikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı hataya devam eden kimseye karşı laka bir tepkimiz olmalı. Sahabe-i kiram bu noktada hassas, titiz ve duyarlıydılar. Sünnet-i seniyeyi yaşama, sünnet-i seniyeyi uygulama noktasında sahabe-i kiramın duyarlılığını görüyoruz. Bu hadisi şeriften sahabe-i kiramın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini yaşama noktasında titiz olduklarını, hassas olduklarını görüyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanlış anlaşılmaya sebep olacak davranışlardan kaçındıklarını görüyoruz. Biz İslam davasının, İslam dininin, İslam nizamının temsilcisi isek, temsilci hüviyetinde olan kimse gayet güzel bir şekilde temsil etmeli, üslubuna, kıyafetine, tavrına, sözüne dikkat etmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.